Hemen kulaklıklarınızı takın arkadaşlar. Çünkü üfürümleri tüm ayrıntısıyla duymanızı istiyorum. Başlıyoruz. Evet. Size en sık karşılaşılan 5 üfürümü ve diğer kalp seslerini dinlettim. Kafanız karıştıysa bile merak etmeyin bu son derece normal. Hepsinin üzerinden tek tek geçeceğiz ve videonun sonunda hepsini en ince ayrıntısına kadar anlamış olacaksınız. Kısa bir tekrar olması için S1 ve S2'yi buraya not ediyorum. Hatta bu bir döngü olduğundan buraya bir S1 daha yazıyorum. S1 ve S2 arasında sistol S2 ve S1 arasında da diastol vardır. S1 ve S2'nin kapakların kapanması ile ortaya çıktığını da hatırlıyorsunuz, değil mi? S1 için mitral ve triküspitin ve S2 için de aort kapağının ve pulmoner kapağın kapanması söz konusudur. Bunları kısaltmalarla not, not ediyorum. Ay pardon söyleyemedim. Kısaltmalarla not ediyorum arkadaşlar. S1 ve S2 arasında görülen üfürümlere sistolik üfürüm adı verilir. Bunlar aort stenozu ya da pulmoner arter stenozu veya mitral ya da triküspit regürjitasyonu sonucu ortaya çıkar. Tam olarak üfürüme yol açmasa da mitral regürjitasyona eşlik eden durumlarda durumlardan biri de mitral kapak prolapsusudur. Bugün sol taraftaki kapak durumlarından yani aort stenozu ve mitral regürjitasyondan. Ayrıca bir de mitral kapak prolapsusundan bahsedeceğiz. S2 ve S1 arasında görülen üfürümlere de diastolik üfürümler adı verilir demiştik. Bunlar da aort ya da pulmoner regürjitasyon ile mitral stenoz ya da triküspit stenozundan dolayı ortaya çıkar. Bu arada bu isimleri ve üfürümlerin ne zaman gerçekleşeceğini tamamen sistol ve diastol sırasında hangi kapağın açılması ve kapanması gerektiğinden yola çıkarak söylüyorum. Burada da aort regürjitasyonu ve mitral stenozdan bahsedeceğiz. Bunların da sol tarafta bulunan kapaklar olduğunu fark ettiniz değil mi? Sol tarafa odaklanmamın sebebi de sol taraftaki kapak problemlerinin sağda bulunan kapak problemlerine göre genelde daha yaygın olmasıdır sistolik ve diastolik üfürüm sınıflandırmasını yaptığımıza göre, üfürümlerin en sesli olarak nerede duyulduğuna ve şekillerine geçebiliriz. Videonun başında da söylediğim gibi bunu üfürümlerden sıra ile bahsederek yapacağız. Üfürümün nerede olduğu çok önemli olduğu için steteskopumuzla dinlediğimiz dört noktaya odaklanmak istiyorum. Evet, diyelim ki biz doktoruz ve bu kalbi dinliyoruz. Bu noktalardan biri burasıdır. İçini de boyayayım ki daha net görülsün. Evet, bu kaburgalar arasındaki ikinci boşluktur. İkinci interkostal aralık olarak adlandırılır. Bu ise aort alanıdır. Bundan da sağ üst sternal sınırı olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz. Diğer tarafta yine kaburgalar arası ikinci boşlukta pulmoner alan vardır. Bundan da bazen sol üst sternal sınır olarak bahsedilir. 4. interkostal aralıkta ise triküspit alan bulunur. 5. interkostal aralıkta ise ki bundan da midklaviküler hat olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz. Çünkü köprücük kemiğinin tam ortasından aşağıya doğru inen bir doğru ya da düzlem düşünürsek, bu doğru ya da düzlem 5. interkostal aralıkla tam bu noktada kesişir. Bu da mitral alan ya da apex olarak adlandırılır. Bu noktaları dinlememizin sebebi Kanın kapaklardan geçerken izlediği yolu takip etmek istememizdir. Bunu da söyledikten sonra isterseniz aort da, e, darlığından yani stenozundan bahsedelim. Size bu üfürümün S1'den S2'ye kapak ve kalbin kasılması söz konusu olduğunda nasıl ilerlediğini göstereceğim. S1'den başlayalım mı? S1'de mitral kapak kapanıyordu öyle değil mi? Bunu kapalı olarak çiziyorum. Evet, mitral kapağın kapanması bizim S1'i duymamıza sebep olan şey. Bu kapak kapandığında kalpte kasılmaya başlar ve kasılma aort kapağının da kapalı olması sırasında gerçekleştiğinden bunun da kapalı olduğunu şöyle gösterelim. Aort stenoz üfürümünün S1 ile başlamamasının sebebi de budur. Arada çok kısa bir süre vardır. Süre derken milisaniyelerden bahsediyorum. Mitral kapağın kapanmasıyla aort kapağının açılması arasındaki bu çok ama çok kısa sürede, bu arada üfürme sebep olan şeyin, kanın aort kapağından türbülanslı bir şekilde geçmesi olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Evet, kalp kasılmaya başlayıp da bu kapağın açılması için gerekli basıncı sağladığında, kapağın yaprakçıkları yukarıya doğru hızlanırlar ve kapak en sonunda açıldığında, ki darlık yüzünden kapağın da tam olarak açılmadığını da e, açılamadığını da unutmamalıyız. Buradan öncelikle kanın dışarı atılması sesini duyarız, yani enjeksiyon sesini ya da kliğini duyarız. Buna sebep olan da kapak yaprakçıklarının hızlı bir şekilde yukarıya hareket etmesi ve sonra da çok hızlı bir şekilde durarak kapağın açılması olduğunun altını bir kere daha çizeyim. Kapak ilk kez açıldığında içerisinden bir miktar kan geçer. Kalp kasılmaya devam ettikçe de çizdiğim okların bu anlama geldiğini düşünün. Daha fazla kanı bu şekilde dışarıya doğru ittiğinde buradan geçen kan miktarı da artar. Bir süre sonra kalp gevşemeye başladığında ise okları sileyim. Kan akışı azalacak öyle değil mi? Bu yüzden de bu üfürümün şekli kalbin kasılması arttığında kan akışı da artacağından bu şekilde üfürüm de daha kuvvetli olacak. Karıncıklar gevşemeye başladığındaysa da kuvveti azalacak. Bundan crescendo decrescendo üfürüm ya da elmas şekilli üfürüm olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz. Bakın bu şekilde etrafını çizersek bunun bir elmasa benzediğini söyleyebiliriz değil mi? Aort stenozu sistolik ejeksiyon üfürümüne sebep olur kan aorttan atılmaktadır. Çoğu zaman buna bir ejeksiyon sesi eşlik eder ve en kuvvetli ya da sesli olarak da aort alanında duyulur. Son olarak bu üfürümün boyun tarafında ya da karotislere yayılabileceğini de eklemek istiyorum. Neden diyecek olursanız, üfürümün aortta gerçekleştiğini unutmayın. Aorttan ilk ayrılan yolların da karotis arterler olduğunu biliyoruz. Bu üfürümün boyundaki karotis er arterlerden de hissedilmesinin sebebi işte budur. Çok kısa bir şey daha ekleyeyim ki bu diğer üfürümler için de geçerli. Pulmoner stenozun, bunun, aort stenozunun kalbin diğer yani sağ tarafında gerçekleşeni olduğunu da düşünebilirsiniz. Evet, pulmoner stenozun sebep olduğu üfürüm de hemen hemen bunun aynısıdır. Bu da kreşendo decrescendo de üfürümdür. Ejeksiyon sesi de görülebilir ama boyuna ya da karotislere yansımaz. Ayrıca aort alanında değil de pulmoner alanda duyulur. Sırada mitral regürjitasyon var. Hala sistolik üfürümlerin üzerinden geçtiğimizi hatırlatayım. Mitral regürjitasyon en yüksek olarak mitral alan yani apeks'te duyulur. Bu üfürümden holosistolik ya da pansistolik üfürüm olarak da bahsedilir. Bunun anlamı üfürümün sistolün tamamı boyunca duyulmasıdır. S1'den başlayalım. Normal bir kalpte S1'e sebep olan mitral kapağın kapanması olduğunu biliyoruz. S1'in sebebi bu. Kapağın kapanmasına sebep olan şey ise karıncıktaki basıncın, büyük P ile göstereyim, kulakçıktaki basınçtan büyük olmasıdır. Buradaki basıncı da küçük P harfi ile göstereyim ki daha küçük olduğu anlaşılsın. Evet, normalde bu kapak kapanır ve S1 gerçekleşir. Buna ek olarak aort kapağı da kapalı. Ama mitral regürjitasyondan bahsettiğimiz için tam olarak kapanmayacağını biliyoruz, öyle değil mi? Sol karıncıkta basınç artarken, aort kapağı da hala kapalı iken, kan bu kapaktan geçer. Bu da üfürümün tam S1 olurken gerçekleşmesine yol açar. Bu kapak, kapanmaya çalışırken tam olarak kapanmadığı için ve sol karıncıktaki basınç, sol kulakçıktaki basınçtan büyük olduğu için, üfürüm de S1 ile aynı anda oluşur. Kalp kanı dışarıya atmaya başladığı anda aort kapağı açılır ve kan bu yönde ilerler. Ama karıncıktaki basınç kulakçıktaki basınçtan büyük olduğu ve büyük kaldığı için kan buradaki regürjitan kapaktan da geçer. Kalp daha çok kasıldığında, yani bu basınç daha da arttığında, ki basınç gerçekten de artar, kronik mitral regürjitasyonda kulakçık büyür, yani dilate olur. Bunun gerçekleşmesinin sebebi, kalbin ortaya çıkan etkileri ortadan kaldırmaya çalışmasıdır. Evet, bu sayede kulakçık, geri tepen kanı daha küçük bir basınçta karşılayabilir. Başka bir deyişle, düşük basınçta daha fazla kan kabul edilir. E, bu şekilde kulakçıktaki basınç da çok yükselmez arkadaşlar. Yine de basıncı yüksek olan sol karıncıkla ki bunun vücudun ağır işçisi olduğunu ekleyeyim. Sol karıncıkla basıncı düşük sistem olan akciğerlerden kan alan ve bu yüzden de basıncı çok düşük olan sol kulakçık arasındaki basınç farkı çok fazla olduğundan buraya gelen kan kulağımıza şiddeti çok da değişmeyen bir ses olarak gelir. Bu ikinci kalp sesine yani aort kapağının kapanmasına kadar devam eder. Bundan birkaç milisaniye sonra mitral kapak yeniden açılacak ve yeni bir dia diastolik döngü başlayacaktır arkadaşlar. Buna holo ya da pansistolik üfürümün yanında şiddeti değişmediği için düz üfürüm adı da verilir. Bu üfürüm de aksillaya yayılır. Bu kapağın buralarda bir yerlerde olduğu düşünülürse kan akışı diğer yöne giderse resimdeki adamın koltuk altına doğru itileceğini görüyorsunuz değil mi? Sağ taraftaki kapakla ilgili olan üfürüm yani triküspit regürjitasyonu da yine holosistolik ve düz bir üfürümdür. Ama bu triküspit alanda duyulur. Ve bu kapak farklı bir yerde olduğundan aksillaya yayılma söz konusu olmaz.